Bunların söylemleri neydi? Birimiz hepimiz, hepimiz birimizdi. Ama maalesef gördük, 7 taneden 3 tanesi sahada, 77 tanesi meydanda yok. Bugün Hendek'te aday adaylarına çıkan adaylar var. Bunların da söylemleri birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz. Evet, kırılacağına inanıyor musun? Yani, şimdi ne dedik biz? Herkes bir nefistir. Ama şunu da söyleyeyim, Hendek'te bu istisna, Hendek'te olmaz ama şu konuşmayı anlatayım ben size. Bir aday adayı sekreteriye geliyor. İli sekreterisi diyor ki, ben aday adayı olur isem, evet, benim ticaretime, benim işte işlerime faydası olur mu diyor. Aday adayı olursam diye soruyor. O sekreter de yeni başladı şeyine, bir başkanıma sorayım diyor. Başkan da diyor ki, ben de dinliyorum bunu diyor. Yani eğer bir aday adayı. Amaç başka. Amaç başka. Yani oraya 77 tane gelen milletvekillerinin adayların da amaçları farklı. Evet. Kimi genel müdürlük bekliyor, kimi ufak da olsa bir reklam olsun diyor. Ya bugün ne kadar da bilmiyorum, 7500 lira milletvekili. Adam kendisiyle alakalı 25 bin lira niye harcamasın ki? Bir resim çekiliyorsun, bir iki çıkıyor. Yani binlerce insan sizi o esnada tanıyabiliyor. Adam ömründe hiç sosyal hayatı olmamıştır. Orada bir sosyal hayata giriş yapıyor. Yani çok enteresan bir şey daha anlatayım. Hilmi Kayın. Yani bugün Sakarya'nın ileri gelen bir taraftan AK Parti'ne aday alıyor. Genel merkeze kendine soruyorlar. Siz neden aday adayı oldunuz? Ya ben diyor işte geçmiş zamanda çalıştım, müteahhit yaptım, numara kazandım. Bu duruma geldim. Rüyamda da gördüm. Aday oldu, aday oldum diyor. Yani bu kadar basit bu olay. Yani çıkan insanların kendi donanımlarına efendim yapabileceklerini kendilerine ikna ediyorlar ama maalesef herkes kendisi ikna edebiliyor şeyden. Kimse aynaya bakmıyor. Bak. Yani herhalde Türklerde bu şey var. Ben yaparım ya. Ama her işin yapan şeyi ayrı. Bunu ne zaman öğrendik? İşte şu devirde öğrendik. Müteahhitlerimiz gittiler bedel açtı. Müteahhitlerimiz gittiler başka işler yaptılar. İşte müteahhitimiz gitti kendisi alakası olmayan veya gelir getiren esnaflar, durumu iyi olan fabrikacılar gittiler kendilerine alakalı olmayan işlere girdiler. Hep o işlerde batırdılar. O işler sayesinde kendi işlerini de batırdılar veya zor sattılar. Yani ne diyor? Herkes kendi bildiği için. Nalbatsam diyor, nalbatlığını yap diyor eşekçe, tezgiye. Sen nalbat mısın diyorsun, benim arkamda ne işin var diyor senin diyor. Ne yaparsan nalbatlığını yap. Yani sırf KDV'den faydalanabilmek için inşaat sektörüne giden firmalar var. Niye? %18'in %17'si kendisinde kalıyor. Şeye gittiğinde mutabıklaşıyor şeyde, vergi dairesinde kendi hanesine para düşünmek için. Ama ne oldu onlar? Art niyetli olanlar hep art niyetli gittiler. Art niyetli olmamak lazım. Neyse onu yapmak lazım. Ya şu olabilir. Artık şirketiniz büyümüştür. Yani riske edeceğiniz paranız vardır. O parayla istediğiniz yap. İster gemi al, ister yat al, ister işte otobüs al. Yani adam şimdi bakıyorsun. Affedersin, evinde yumurta kırıp yemesini beceremeyen adam lokanta açmak istiyor. Veya kafe açmamış. Ondan sonra usta ne derse yapıyor. Bir hesap alt alta zarar. Bir ay, iki ay, üç ay, altıncı ay kapatılıyor. Yani sizin meslekten bir adam diyor ki ya bir fotoğraf yani, bir internet sitesi böyle. İyi de işte olmuyor. Bak Ahmet abi beyaz nasıl saçları var. Şimdi kızıla döndü. Evet arkadaşlar. İlçede konuşulan iki önemli konu var. Onu örnek de gelmedi. Birincisi Rasim Paşa'daki Bozulan 18'lerle ilgili tapuda şer